Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Matik üzerine konuşacağız. Yeni ve genel haberler üzerinden şöyle bir gideceğiz arkadaşlar. Devamında teknik boyutta inceleyip bir strateji yürütmeye çalışacağız. Şimdi burada ilk haber Ubisoft üzerinden geldi ve Sandbox tabanlı NFT'lerin burada poligon üzerinde yaşayacağı dile getirildi. Bakın şimdi bu neden önemli? Birincisi tabii ki burada Sandbox'ın arkadaşlar yani Sandbox NFT'lerinin poligon üzerinde yaşaması pozitifken asıl ilgilenilmesi gereken nokta poligon üzerinde bu faaliyetler çok fazla. Yani proje şu anda piyasa içerisinde hemen hemen her proje yürütücü tarafından poligon üzerine bir talep var. Yani Starbucks'ın işte ne bileyim National Geographic'in vesaire son zamanlarda poligon Solana'dan bile daha fazla sayıda NFT çekmeyi başarıyor. Hatta biliyorsunuz geçtiğimiz vakitlerde poligonun NFT satışları Ethereum'u geçmişti. Bakın yanlış değil yani poligon Ethereum'u geçmişti arkadaşlar satışlarda. Bu çok ciddi bir şey. Yani burada A'daki işlem sayısını, NFT satışlarını, A hacmini ve dolayısıyla Matic Coin'in kullanım oranlarını düşünebiliyor musunuz? Burada hem bir haber etkisinin yanı sıra gerçekten piyasadaki şu anda iş yürüten kesimler inanılmaz derecede poligonu ne yapıyor? Tercih ediyor. Bu ilerleyen süreçte ne yapacaktır? Matic'i ciddi noktalara getirecektir. Bunun bu şekilde süre gelmesi ve zaten devamı da bekleniyor. Poligon inanılmaz derecede tercih edilen bir ağ olmayı başardı. Hatta yine Solana'nın FTX vakasında darbe almasıyla birlikte poligon ağına büyük ölçüde bir inşaat ve uygulama geçişi olmuştu arkadaşlar. Böylece Sandbox haberi iyiydi. Şimdi dün özellikle ani bir dump yaşandı Matic Coin'de. Burada bir ağ kesintisi iddiası yani ağ kesildi bir saatlik bir süreçti arkadaşlar, tamam mı? Şimdi bu gibi haberler artık çok fazla baş ağrıtıyor. Bir kere yatırımcının verdiği tepki de çok kötü. Arkadaşlar ağ kesintileri ara sıra olabiliyor. Yani bunlar sadece blockchain piyasasında da değil. Yani zamanında çok yerde görüldü. Mesela Solana bu vakte kadar Allah bilir onlarca kere ağ kesintisi yaşadı, tamam mı? Şimdi piyasadaki yatırımcı hele küçük yatırımcı öyle bir şey ki böyle resmen panik olmaya yer arıyor yani. Bir şey olsa da ben satsam ve zarar etsem diyor da ondan sonra da ağlasam böyle projeye dolandırıcı desem falan diyor. Ama işler öyle yürümüyor. Olabiliyor bu tarz şeyler. Bu arada şu an henüz bir ağ kesintisi yaşandı mı bu bir saatlik süreç neyden kaynaklandı vesaire. Bunlar şu an arkadaşlar tam olarak bilinmiyor ve resmi bir açıklama da gelmedi. Ancak şu anda Matic Coin üzerinde herhangi bir sıkıntı yok, tamam mı? Dediğim gibi ya bunlar olabiliyor. Poligon üzerinde bu sık görülen bir şey de değil. Dolayısıyla telaş yapılmaması da aynı şekilde gerekiyor. Ben bunun bir alım fırsatı oluşturduğunu düşünürken ki bu piyasa içerisinde hep böyle seyretmiştir. İşte hacking vakaları, ağ kesildi vakaları anlık satışlar meydana getirir. Devamında anında toplama gelir ve coin tekrar yükselir. Burada birazdan daha sıkı değerlendireceğiz. Ancak Matic haber üzere anında 1.31'lere kadar geri çekildi. Bu bize neyi gösterdi? Bir, bu destek noktası ciddi çalışan bir destek noktası ki haberden sonra düşüşü anında hemen toplamalar meydana geldi. Dolayısıyla ilerleyen süreçte iyi çalışabilecek bir destek noktası ve hani bu fırsatı kaçırdım diye de düşünüyorsanız 1.31'lere yeni bir geri çekilmeden aslında bir alım fırsatı oluşturabileceğini gösterdi ve genel bir yatırımcının duyduğu Matic Coin güvenini karşımıza çıkardı. Şimdi teknik boyuta geçmeden bir diğer husus arkadaşlar Immutable'da %11'lik bir personel azaltmasına gitti. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü bu olaydan sonra da aslında Matic Coin damplamıştı biliyorsunuz. Bir düşüş süreci içerisine girmişti arkadaşlar. Tamam mı? Bununla birlikte aslında şundan konuştuk. Yani bunlar olabiliyor dönemsel. Bunu Meta'da yaptı. Bunu Microsoft'ta yaptı. Bunu çok farklı piyasada bilinen, tanınan dünya devleri de azalmaya gitti ve bu makro ekosistem daha doğrusu makro ekonomiden kaynaklı bir
yapı arkadaşlar. Bu tarz durumlar olabiliyor. Polygon bunu yapan, Polygon Labs bunu yapan ilk kripto şirketi de kuruluşu da değildi. Son da olmayacaktı. Dünyada da aynen bu şekilde. Dolayısıyla bu tarz olaylardan FUT haber yayıp coinleri satmayın. Satıyorsanız iradenizle satın eğer. Beğenmiyorum projeyi falan diyorsanız satın. Ama bunlardan dolayı satıldığı zaman ondan sonra klişeler ortaya çıkıyor. Ben sattım yükseldi falan gibi saçma sapan bir şeyler çıkıyor ortaya arkadaşlar, tamam mı? Şimdi teknik boyutta bir değerlendirme yapacağımız zaman bir şunu aklımızda tutmamız lazım. BTC halen daha arkadaşlar bir düşüş yaşayabilir, tamam mı? BTC hala 23.2'lere kadar bir düzeltme ihtimali üzerinde bulunduruyor. Hacminin düşük olduğunu biliyoruz şu an BTC'nin. Dolayısıyla hareketli ortalama üzerine alsa bile çok fazla bir kalkış vaat etmiyor. Tamam, bunu bilmekte fayda var. Bunu niye söylüyorum? Çünkü BTC kaynaklı bir Matic coin düşüşü ihtimali var arkadaşlar. Bunu unutmayalım ki hareketli ortalamalar şu anda dead cross etkisinde. Bu Matic coin'in de düşen hacmini değerlendirdiğimizde arkadaşlar ilerleyen süreçte bir geri çekilme anlamı taşıyacaktır. 1. 1.31 dolaylarına kadar düştü. 1.32'lerden destekle 4 saatlikteki EMA 50'ye yükseldi. Devamında tekrar bir hacim kaybı yaşadı ve aşağı doğru kayan dead cross etkisiyle düşen bir saatin hareketli ortalaması var. Bu bize çok benzer bir senaryoyu gösteriyor. Çokça görülen bir senaryoyu gösteriyor. Yani ne? Önümüzdeki 24 saat, işte 36 saat vesaire içerisinde Matic Coin hafif hafif hareketler yaparak yine 1.32 dolaylarına doğru hafif düşüşler meydana getirebilir. Bu mevcut hacmin ve Bitcoin düşüşünden de kaynaklı olarak gelişecektir arkadaşlar. 1.32 dolayları alım için oldukça ideal noktalardır. Buradan olası bir düşüş, yani buradan sıkı bir düşüş yaşaması ki bu da bakın tekrar ediyorum ancak bir BTC çakılmasından meydana gelebileceği gibi yine ortalama bu 1.23'lere kadar 1.24'lere kadar diyeyim daha doğrusu bir düşüş etabı yaşatabilir 1.32'lerin aşağı kırılımı. Buralar çok ciddi bir alım fırsatı oluşturacaktır zira artık yeni süreçte 1.32'lerin bir dahaki kırılımı oldukça kolay olacaktır. Matic içsel olarak BTC'nin yukarı meyilli olduğu bir senaryoda hafif hareketler yaptığı senaryoda 1.75'lere kadar tırmanışa müsait olmasına rağmen şu anda ne yapıyor? Genel görünümde korelasyon sağlıyor arkadaşlar. Poligonda da durumlar genel itibariyle bu şekildedir. Genel görünümde budur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.